Sosyal fobi bir tip kaygı bozukluğudur. Kaygı bozuklukları şemsiyesi içerisinde değerlendirilir. Burada kişi temel olarak rezil olacağı, mahcup olacağı durumlardan kaçma ve kaçınma davranışları içerisindedir. Etrafındaki kişilerin kendisini sürekli yargılayacağını düşünür ve hata yapacağını düşünür. Toplumsal ortamlara özellikle girmekten kaçınır. En büyük korkusu mesela sunum yapmaktır. İnsanlar içerisinde bir sunuculuk yapmaktır. Kişiler içerisinde yemek yemektir, yazı yazmaktır. Ya da bir derste soru sormak ya da sözlüye kalkmaktır. Yani her meslek grubunda bu görülebilir. Tanımadığı kişiler karşısında çok tedirgin olur. Böyle bu kişiler etkileşimden kaçarlar, göz kontağı kuramazlar ve bir eylemi başkalarının yanında yapamazlar. İşte toplu ortamda yemek yemek gibi, toplu ortamda işte pisuar kullanmak gibi şeylerden kaçınırlar. Ünlüler vardır aslında, tarihsel ünlüler vardır. Mesela Albert Einstein bir sosyal fobiktir. Ünlü fizikçi, teorisyen. İlk uzaya adımını atan Neil Armstrong'un da sosyal fobik semptomlar gösterdiği söylenmektedir. Grammy'li şarkıcı Adele ve David Bowie, o da eskilerden, 70'lerdendir. Onun da bir dönem kendisi sosyal fobi tedavisi gördüğünü açıklamıştır. Sosyal fobi toplumda %2 ila 13 oranında görülür. Aslında sık görülen psikiyatrik hastalıklardandır. Ve de eşlik eden hastalıklar da sıktır sosyal fobiye. Özellikle depresyon, duygu durum bozuklukları, diğer kaygı bozuklukları ve de alkol madde kötüye kullanımı birlikte sıkça görülebilir. Geç ergenlikte başlar. Yani 15-20'li yaşlarda başlar. Yaşam boyu sürer. Tedavi olmazsa yaşam kalitesini, yeti eğitimini oldukça bozar. Utangaçlıkla karıştırılır. Utangaç çekingen kişilerle karıştırılır ama utangaç kişiler de bir yeti eğitimi olmaz. Ama sosyal fobi gitgide insanın hayat kalitesini bozan bir hastalıktır. İki tipi vardır. Birincisi özgül tip, sadece belli alanlarda, sadece mesela sunum yaparken çıkan performans tipi bir sosyal fobi. Bir de yaygın tip, her alanda görülen yaygın tiptir. Yaygın tip daha sık görülür. Sosyal fobi erkeklerde daha sık klinik başvuruya sebep olurken aslında genel popülasyonda kadınlarda daha fazladır, bütün anksiyete bozuklukları gibi. Sosyal fobik bireyler kendilerinin işte aşağılanacağını, utanç duruma düşeceklerini düşündükleri ortamlardan kaçınırlar. Bunlara örnek dikkat odağı olmak, eleştirileceğini düşünmek, rezil, mahcup ya da deli, meczup damgası almak gibi ortamlardan. Bu kişiler telefonla bile konuşmayı tercih etmezler. Hep mesajlaşmayı tercih ederler. Umumi tuvaletleri kullanmazlar dedik. Yabancılarla konuşmak, yeni ortamlara girmek, yeni insanlarla tanışmak onlar için çok zordur. Sebeplerine bakacak olursak biyolojik sebepleri vardır bunun. Biyolojik sebepler beyindeki serotonin dengesizliği üzerinden gitmektedir. Genetik komponenti vardır. Ailede bir sosyal fobik varsa bunun çocuklarında, torunlarında görülme olasılığı artmaktadır. Psikolojik sebeplere bakacak olursak tabii ebeveynlik stilleri, yetiştirme stilleri burada önemlidir. Çok koruyucu, kollayıcı, mükemmelliyetçi ebeveynlerin genelde çocuklarında sosyal fobik semptomlar görülebilir. Bir de geçmişte böyle bir utanç verici olaya karışmış bireylerde de sosyal fobi görme olasılığı sıktır. Sosyal fobinin en sık görülen belirtisi yüz kızarması, yani eritrofobidir. Kişi yüz kızaracağının olacağı ortamlardan da kaçma ve kaçınma davranışlarında bulunur. Yüzüm kızaracak diye sunum yapmayı, parmak kaldırmayı, söz almayı, soru sormayı ne yapar? Ya kaçar, ya kaçınır, ya erteler ya da alkol madde gibi takviyelerle bu davranışlara girer. El titremesi, çarpıntı, ondan sonra terleme, kaslarda kasılma gibi, kekeleme ve ses titremesi
gibi bulgularda eşlik edebilir. Peki sosyal fobinin tedavisine bakacak olursak, tedavisi mümkün bir hastalıktır. En iyi tedavi şekli aslında psikoterapi, yani konuşarak tedavi ile birlikte ilaç tedavisinin uygulandığı durumlardır. İlaç tedavisi özellikle eşlik eden depresif duygu durum bozuklukları varsa çok daha etkilidir. Antidepresanlar ve kaygı gidericiler verilebilir. Psikoterapi şekillerinden ise bilişsel davranışçı psikoterapiler burada çok etkilidir. Bilişsel olarak işte kaygının tanımı, burada bir eğitim verilir. Sosyal fobi nedir, ne değildir? Hangi durumlarda tetiklenir? Tetikleyici ortamlar, hiyerarşik bir şekilde listelemeler yapılır. Üzerine de yavaş yavaş davranışçı egzersizlerle giderek exposure, maruziyet tedavisiyle 10-12 seansta yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. Teşekkür ediyoruz.